Arkadaşlar herkese merhaba. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yarınki İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Evet, en son bir hafta kadar önce tahmin vermiştik. İşte ailemizde yakınımızın düğünü olduğu için bir haftadır onlarla uğraştık. Tahmin veremedik maalesef yine ama yarınki İstanbul programından itibaren haftada bundan sonra 3 ya da 4 kez en azından vermeye çalışacağım. Günde bir program. Ama tam olarak günleri iş durumumuzdan dolayı belli olmuyor ama haftada 3-4 kez tahmin vermeye çalışacağım. Hemen tahminlerime başlıyorum. Yani 7'li plase için 6 numara aşkın abi yazılabilir ama yanına yani sigorta olsun diye 1 numara Mir kızım da çok formda ama 6 numara aşkın abi daha önde tutuyorum 7'li plase için. 6 ve 1. Evet, 3. koşu şartlı bir yarış, zor bir yarış bence. Biraz atlar birbirine yakın geldi. Çok farklı bir tay göremedim ben. İkirma Downrunner'ı beğendim. Fizik olarak çok hoşuma gitti. Startı bir, iyi bir çıkış yaparsa iyi bir yarış yapacak. Tiz ve yavruları genelde hızlı oluyor. Grand Mission'ın kardeşi. İyi bir ata benziyor. İkirma Downrunner. 5 numaralı Majestic Endeavor. Yine idmanda hoşuma giden bir diğer at. 6 numaralı Milto. Pişkin bir taya benziyor. 4 Laguna Bay. Aynı antrenörde bu iki at. İkisi de uzun süredir hazırlanan taylar. 3 numaralı Goodbye Bro. Mehmet Akyüz kendisi çalıştırmış. Ve 1 numara Cool Breeze'de son olarak şans verdiğim at. Sıralamam 2, 5, 6, 4, 3, 1. Evet, günün 4. koşusuna geldiğinde aslında yani burada yani ikinci at olarak veriyorum ama 8 numara Time of Runner'ın startta kalmayacağını bilsem yani bu grubu banko geçer diye düşünüyorum. Fakat son iki yarışında iyi çıkmıyor. Mesela sentetik 1200 kumda koştuğu yarışta 2 boy falan kaldı. Bariz bir sıkıntısı var gibi görünüyor. Yine İzmir'e gitti, daha fazla kaldı 5 boy gibi. İngiliz atları huy yapabiliyor yani bunu. O yüzden güven vermiyor. Yoksa çok uygun bir grup bulmuş. Ha, starttan tabii yine 5-6 boy startta kalırsa biraz da mesafe 1900. Tam limit yani. Biraz daha orta mesafe olsaydı farklı bir yarışa koşabilirdi. Grup çok uygun ama o yüzden ben ilk şanslı at olarak 6 numara Beroş'u değerlendiriyorum. Onur Öztürk'le çok etkili bir yarış bekliyorum 6 numara Beroş'tan. Ama olur da 8 numara Time of Runner iyi çıkarsa Toro Rosso'yu önüne alacaktır büyük ihtimalle. Düzlüğe doğru hamlesini yapacaktır. Açık yarıştaki 1900 çim yarışı gayet güzel 6.'lık ama çok iyi koşmuştu. Ama işte diyorum ya beni yani midemi bulandıran startta kalmaya başlamış iki yarıştır ciddi ciddi. Yani önce 2 boy sonra 5 boy. Bu artabilir. Yarın iyi de çıkabilir. Bilemeyiz ama riske alamayacağım. O yüzden önce 6 Beroş sonra 8 Time of Runner. 1 numara Chauvinist. Son 2 yarışta gayet iyi beğenimi kazandı. İyi koşacaktır. Ve son at olarak da Time of Runner startta kalırsa önde yalnız kalacak gibi görünen 3 numara Toro Rosso'da etkili bir yarış yapabilir. Belki Midnight Sky da önlere gidebilir ama Toro Rosso 3 start avantajıyla numarayı alıp çıktığı gibi bitirebilir diye düşünüyorum. 6, 8, 1, 3. Günün 5. koşusu. Altan 3. ayağı zor bir yarış. 6 numara El Maestro gerçekten böyle mesafelerde iyi koşuyor. Genç at. Bakalım abileriyle nasıl bir mücadele gösterecek. İlk şanslı atım. 7 numara Point of Fine ile bu yarış hızlı gidebilir. Sonlarda çok etkili sprint yapabilir. Bu ata dikkat edin. Yarın çok iyi bir yarış bekliyorum. 7 numara Point of Fine'den. Yine sonlarda güçlü gelmesi beklediğim bir diğer at 5 numara Suntime. Daha sonra 4 numara Gökdeniz'im. Bu da eğer düşündüğümüzün tam aksine Gökdeniz'im bir anda çıkıp 2,5-3 boy yaparsa Azmantor ve El Maestro onu biraz boş bırakırlarsa neden olmasın ters bir yarış yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü Ercan Çankaya sert bir jokey. Viraj 2,5-3 boy önde dönerse durmayabilir yani 4 numara Gökdeniz'im. Son at olarak da 1 numara Azmantor diyorum. Kalite kalitedir. 62 kilosuna rağmen yazacağız. 6, 7, 5, 4, 1 benim sıralamam. Günün 6. koşusuna geldiğimizde yani 2 numaradan sonra son yarışı mükemmel. Ondan önceki yarışı da mükemmel. Sentelik'te 1500 metrede. Yani bu da olağanüstü üstün bir form tuttuğunu gösteriyor. Çok iyi bir yarış bekliyorum. Yarın muhtemelen Go Hero büyük favori çıkar. Denso fizik olarak da görüntü olarak da çok hoşuma gitti son yarışında. O yüzden en şanslı at olduğunu düşünüyorum. Müşmeli Go Hero. İstanbul'daki Totos'u 1-1-2-2 geçildi. İki yarışta Burgaz'a yanlış bakmadıysam. Tabii ki yine iyi koşacaktır ama yani son yarışta Burgaz o kadar şanssızlığa uğradı. Ona bile direnemeyince yani o kadar şanssızlığa uğrayan Burgaz'a direnemeyince biraz
Açıkçası beğenimi kazanamadı. O yarışı kurtarmalıydı yani. Yine de tabii bu grup daha uygun. Yazacağız. Bir numara Artsman'da son yarışta %60 AGF'ydi biliyorsunuz. Bayağı yüksek AGF'ydi. Önde istediği tempoyu kuramadı. Yarın iyi starttan da çok iyi çıkamadı. Yarın Akın Sözen'le ters bir yarış yapabilir. Neden olmasın? Önde yalnız kalabilir. İnatçı bir at. Gününde olduğu zaman da geçemeyeceği at yok. 2-3-1 benim sıralamam. Günün 7. koşusuna geldiğimizde 8 numara Gebze Güzel'ini sizlere bank olarak öneriyorum. Yani bu at geldim geleceğim diyor. Son iki yarışında, son yarışta kıpırdadı. Ondan önce de bir yarış görmüştü. İyi bir at. Geçen sene kısa vadede 7 yarış kazanmış bir at sonuçta. Çimi de var, sentetiği de var. Kilo avantajı var. Afşar sanki bu sezon eskisi gibi dönemedi. Ege Tay desem bence gücü yetmez. Ezer Döver'e baksak o da biraz form gerilemesi var. Oğlum Utku gücü yetmez diye düşünüyorum. Er Savaş yani iyi koşabilir ama onu biraz hosti falan bozarsa Akıl Selimsin de var bazen önlere gidiyor da. Yani geriye şu andaki son yarış itibariyle kıpırdayan ve 54 kilo yarışman çizgiyi bulan 8 numara Gebze Güzeli bence bu grubu geçecektir. Benim bankomdur. Günün sonuna geldiğimizde aslında küçük oynayan arkadaşlar 3 numara Degaj'ı tek olarak düşünebilir. Çünkü Degaj bir start çekiyor ve 1200 metre bir yarış. Fakat son yarışında Artemisa Gentile tabii ki çok kaliteli bir at ama hiç direnemedi. Yani yarışta gerçi 1400'ü bu kez 1200. Ondan biraz kıllandım. Yoksa bir ara tek atmayı da düşünüyordum Degaj'ı ama sonlarda durabilir. Anadolu Alevi de öne isteyen bir at. Belki şahsenen de önlere çıkabilir. Bilmiyorum. Final Beauty'de çok yerlerde beklemiyorum. Apollonia fena bir at değil. Dolayısıyla böyle 1200 ve Handicap 14 kişilere ait yarışta her zaman sürpriz olabilir diye önce Degaj'ı önermekle beraber 1 numara Final Duty, 2 numara Rosa Di Papa bu atı idmanda çok beğendim. Bence Çimi de var bu atı ilgili ısrarla sentetik koşturdular ama Çimi de daha iyidir bence. Ben öyle düşünüyorum. 4 numaralı Apollonia arası var ama iyi bir at bu at. Ve 5 numaralı Anadolu Alevi de düzlüğe kadar Degaj'ı bırakıp düzlükte hakim olabilir. Çünkü 2 tane 1200 Çim yarışta gayet iyi. Bir Bursa'da birinci, bir Ankara'da ikinci. Neden olmasın diyorum. Sıralamam 3, 1, 2, 4, 5 arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Dediğim gibi bundan sonra inşallah haftada en az 3 gün 4 gün videolarımızla yanınızda olacağız. Sizlere destek vermeye çalışacağız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.